Arkadaşlar selamlar. Umarım her şey yolundadır. Piyasanın bu zamanlarının hepimiz için verimli ve bir o kadar da bereketli geçtiğini temenni ediyorum. Bugün sizler için hazırladığım bu videonun ana konusuna gelecek olursak, uzun zamandır piyasada olan bizler gibi ve bizden daha da fazla aslında yeni yeni bu işlere merak salmış ve alım satım yapmaya başlayan yeni arkadaşlarımızı ilgilendiren bir güvenlik konusuna değineceğiz. Şimdi biliyorsunuz kripto para borsaları aracılığıyla alım satım işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Merkeziyetsizliği savunduğumuz bir piyasada şu an için en azından ağırlıklı olarak merkezi borsaları kullanmak durumundayız. Bu durumda bizi işte güvenlik açıkları, destek alamama, bazı borsalarda muhatap bulamama ve benzeri sorunlara götürüyor. Bugün bunlardan daha da ziyade güvenlik ve fake hacimlere dikkat çeken bir yapıdan yola çıkarak nerelerde işlem yapıyoruz? İşlem yaptığımız bu borsalar güvenli mi? Bunları nereden ve nasıl öğreniriz kısmına biraz göz atmak istedim. Öncelikle beni eskiden beri takip edenler hatırlayacaktır. 2018 Nisan ayında beğendiğim bir proje olan Hacken ile alakalı Hacken'ın temel analizini Twitter'da paylaşmıştım. Video açıklamasına da bu flow'u bırakırım. Fakat Hacken o günden bugüne çok fazla büyüdü ve yenilikler yaptı. O yazıda olmayıp şu an kullandıkları birçok alt platformlara açtılar. Alt platformlara sahipler. Bugün yine o alt platformlardan biri olan Ser.live platformunu konuşacağız. Ser.live ile alakalı da bir flow yazmıştım. Onu da açıklamaya bırakırım. Oradan bulabilirsiniz. Dilerseniz öncelikle bu Ser.live nedir? Bir onunla başlayalım. Ne işimize yarayacak bu Ser.live? Ben bir ekranıma vereyim. Gördüğünüz gibi ana sayfasında siber güvenlikle alakalı CoinGecko, CoinMarketCap'e benzeyen bir liste mevcut. Burada ilk 100 kripto para borsasının belirli kriterler baz alınarak sıralandığını görüyoruz. Bu kriterlere geçmeden önce ben biraz Serlive'ın tarihçesine daha yakından bakmak istiyorum. O yüzden About kısmına gideceğim. About kısmına geldiğimizde, hakkında kısmına geldiğimizde SER'in Cyber Security Ranking yani siber güvenlik sıralaması ve sertifikasyon platformu olduğunu görüyoruz. Şu an için denetlenen 290 tane borsa olduğunu ve bunların 93 tanesine sertifika verdiklerini söylüyorlar. Biraz daha aşağıya gelip kilometre taşlarına baktığımızda ise SEL platformu 2017'de hayata geçti ve 2018'de 200 tane kripto para borsasını burada listelemeyi başardı. 2019'da siber güvenliğin önemini yükselttiklerini söylüyorlar. Temmuz 2020'de ise ben bunun da tweetini paylaşmıştım bu partnerliğinde. CoinGecko ile partnerlik kurdular. Yine 2020 Ağustos ayında Ser Chainlink veri sağlayıcısı oldu. 2021'de ise siber güvenlik pazar yeri olmayı hedefliyorlar. Projenin amacı siber güvenlik alanında yetersiz olan birçok borsanın siber güvenlik denetimlerini yaparak yatırımcı bizler ve borsa kullanıcılarına platformun güvenli olduğunu gösterebilmek. Bunun için bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Baktığımızda CoinGecko ile yaptıkları anlaşma ile kullanıcıların siber verileri görüntüleyebileceği TrustScore entegrasyonunu gerçekleştirdiler. CoinGecko girdiğinizde herhangi bir borsa platformuna baktığınızda bu TrustScore'dan aldıkları derecelendirmeleri görebiliyorsunuz. Burada kullanıcılar yani bizlere kullandığımız borsaları sadece siber güvenlik kategorisinde değil aslında borsaların gerçekten yeterli miktarda parasal varlığa sahip olup olmadıklarını, raporladıkları, gösterdikleri hacimlerin ne kadar doğru olduğunu aslında bize göstermiş oluyorlar. Biliyorsunuz şişirme hacimler çok moda. Böyle bir yapıya kavuşmuş olduk biz de Serlive sayesinde. CoinGecko ile partnerliklerinde ben önemli olduğunu düşünüyorum. O zaman da yazmıştım. Şimdi gelelim sertifikasyon programına. Şuradan sertifikasyon programına baktığımızda kripto para borsanın güvenli olduklarını gösterebilmek için Ser platformu kendilerine sunmuş olduğu 3 farklı kategori bulunuyor. Bu kategorilere baktıktan sonra neye göre yıldız aldıklarını şey yaparız. Bu kısma tekrar geliriz. Birinci kriterimiz siber güvenlik puanı. Burada 2,5 sunucu güvenliği, 2,5 puanı kullanıcı güvenliği, 2,5 puanı da penetrasyon testi olup son 2,5 puan da bug bounty yani güvenlik açıklarının bulunduğu etkinliklerin olduğu bir bounty programı var. Toplamda 10 olacak şekilde
bu kriterleri denetleyip bir cyber security score yaratıyorlar. Burada penetrasyon testine kısaca da özetlersek etik hack olarak bilinen sızma testi, siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak sistemi ele geçirmeye çalışmak ve böylelikle hacker gibi düşünerek sistemin açıklarını tespit edip bu açıkları da kapatmak için kullanılıyor penetrasyon testi. Burada daha detaylı neleri denetlediklerini görebiliyoruz. Penetrasyon testini geçtikten sonra ikinci önemli kategorimiz ise proof of funds dedikleri, yani fonların kanıtı. Burada Ser platformu kripto para borsalarının iddia ettiği fonların denetimini gerçekleştiriyor aslında. Özellikle para çekme işlemleri borsadaki mevcut fonları aştığında ödeme yapamayan borsalar kullanıcıları büyük zararlara uğratabiliyor. Bunun için şurada aşağıda Ser kripto para borsasına ait tüm cüzdan adreslerinin halka açık ve blockchain explorer'larda görüntülenmesi gerektiğini savunuyor. Ki doğru bir yaklaşım. Ve bu kategorideki sertifikasyonu da sadece minimum fonlama limiti olarak cüzdan bakiyesini 1 milyon dolardan fazla olan borsalara veriyor. Bu sertifikasyonu da bu şekilde, bu kategorinin sertifikasyonuna bu şekilde ulaşılıyor. Sertifikasyonun son bileşeni ise bug bounty. Yani beyaz şapkalı hacker topluluğun gücünü kullanarak güvenlik açıklarını bulmayı amaçlayan bir etkinliğe platformunuzu açmanız gerekiyor bir borsaysanız. Ve ben bu bug bounty olayını da çok önemsiyorum. Zaten ilk çıkış amaçları da hacker tarafında buydu. Şimdi dönelim sertifikasyon tablosunun 3 kategoride neler yaptığını. Bu 3 kategoride geçer notunuz yoksa sertifika da yok. Alamıyorsunuz. Başvursanız bile bu Ser şeyine, platformuna. Şimdi burada penetrasyon testi veya proof of funds fon kanıtından birini alırsanız şayet tek yıldızlı bir sertifikaya erişim sağlıyorsunuz. İkinci yıldızı alabilmek için hem penetrasyon testinin hem de fonların kanıtını sağlamış olmanız gerekiyor. 3 yıldızlı bir sertifikaya sahip olmak istiyorsanız da hem penetrasyon testi hem fonların kanıtı hem de bug bounty'yi almanız gerekiyor. Burası da böyle gerçekleşiyor. Peki şimdi soruyorum. Siz hiç kullandığınız, paranızı emanet ettiğiniz borsalara bu gözle bakıyor musunuz? Baktınız mı? Sanırım çoğunluğun yanıtı hayır. Hele bu işlere yeni başlıyorsanız tanıdığınız, sorduğunuz ilk kişinin refere ettiği borsaya gözü kapalı gidiyorsunuz. Bunu yapmayın. Piyasa zaten yüksek oynaklıkta, oynaklığı ile riskliyken bu tarafta hiç düşünmediğiniz farklı riskler de mevcut maalesef. O yüzden kullandığınız borsaların ne kadar güvenli olduğunu bu konuyu kesinlikle ihmal etmeyin. Şimdi dilerseniz listeye bir göz atalım, exchange'lere bakalım. Hem Türkiye'de Türk borsaları adına hem de bizim Türkler olarak ağırlıklı kullandığımız borsaları bir şey yapalım, denetlemiş olalım, bir kontrol edelim. Burada en güvenli borsalar Big One görünüyor. Mesela bu bizim hiç kullanmadığımız bir borsa. Cyber Security skoru 9.87, gayet iyi ve 3 şeyde de, kategoride de onay almışlar. Bitump kullananlar var. Bu da güvenli bir borsa olarak görünüyor. Gate.io ise bu. Gate.io da var. Binance As mesela burada güvenli olarak görünen borsalardan biri. Bizim Türklerin ağırlıklı olarak kullandığı Binance borsası 9.35 ile burada şeyde 7. sırada. Bu da güzel bir bilgi. Bakalım şöyle neler var. Coinbase 12. sırada. Bizim Altcoin Türk olarak ana partnerimiz FTX borsası bu listede 16. sırada görünüyor. Cyber Security puanı 8.30 ve 3 kategoride de yıldızını tamamlamış bir 3 yıldızlı sertifikaya sahip. Zaten son 3 yıldızlı sertifika FTX'te görünüyor. Sonra ikililere geliyoruz, 2 yıldızlara geliyoruz. Burada mesela Kraken en eski borsalardan biri. Ve güvendiğimiz borsalardan biri, ama gördüğünüz gibi 8.75 Cyber Security puanına sahip ve bug bounty'si olmadığı için 2 yıldızlı bir sertifika programını sağlayabilmiş. Bitfinex de benim en sevdiğim, en güvendiğim borsalardan biri mesela. Onların da bug bounty'si olmadığı için 2 yıldızlı görünüyorlar ve 8.26. Gemini borsası,
Türkiye'de yine ağırlıklı kullanılan OKEX var burada. Onlar da 7.83 almışlar. Bakalım şöyle daha devam edelim. Türk borsaları var mı? Bitstamp mesela, ben bunu da kullandım eski zamanlarda. Bu da güvendiğim bir borsaydı. Onun cyber security puanı 6.88. Yine Türkiye'de ağırlıklı kullanılan Huobi 6.61. Ve bu onlarda da gördüğünüz gibi bug bounty yok. O yüzden 2 yıldızlı bir sertifikaya sahipler. Şöyle inelim. Coinbase de mesela eskiden kullandığım bir borsaydı benim. Onların baktığınızda penetrasyon testleri eksik. Bug bounty'leri ve fon kanıtları var ama penetrasyon testleri yok. Penetrasyon testi bence burada da çok çok önemli bir kriter. Devam edelim. Kim var? Örneğin 46. sırada Narkasa borsası var. Narkasa yeni bir Türk borsası ve 7.07'lik bir cyber security puanına sahip. Penetrasyon testleri tamamlanmış. Proof of Funds yeni oldukları için burada fon kanıtında eksikleri olduğunu düşünüyorum ve bug bounty'leri yok. Ve 46. sırada bir Türk borsası görmüş olduk. Devam edelim. Liquid. HitBTC, hiç güvenmediğim bir borsa. 61. sırada. Poloniex bizim bu işlere ilk başladığımız ve çok sevdiğimiz, hala da sevdiğimiz bir borsa. Onların da mesela penetrasyon testi eksik ve 5.23'lük bir cyber security puanları var. Okcoin. Yine Türklerden gördüğümüz 67. sırada 4.56 cyber security puanına sahip Paribu borsası. Onların da penetrasyon testleri eksik. Fon kanıtları burada tamam görünüyor. Ve bir altında BTC Türk, yine Türkiye'de kullanılan ağırlıklı borsalardan 4.44 almış ve penetrasyon testleri yok. FTX'in Amerika'ya açtığı FTX As borsası 4.26. Bitump var. Devam edelim. Şöyle hızlıca geçmeye çalışayım. Coinex, Yobit eski bir borsa yine. Hiç güvenmediğim bir borsalardan biri. BitPay, Corbit. Tabi burada tanımadığımız borsalar da var. Bir süre sonra 93'ten sonra 94'ten başlayacak şekilde Sell platformuna başvurmuş. Fakat hiçbir sertifika alamamış. Bu 3 kriterden hiçbirini sağlayamamış borsaları da görüyoruz. Vievol diyelim, 290 taneyi hızlıca geçelim. Belki başka Türk borsası da vardır veya kullandığımız borsa vardır. BTC, Alfa, Decoin, Bizdek var, Coinhe. 121. sırada Webitcoin'i görüyoruz. Türkiye'de kullanılan bir borsa. 4.24 Cyber Security puanı. Ama ne penetrasyon testi var, ne fon kanıtı var, ne de bug bounty'si var. Bu sertifikayı alamamış, sadece buraya başvurmuş. Ben tabii burada güvenli değil demeyeceğim. Kişilerin, kullanıcıların kendi kararına ve araştırmasına bağlı. Ama ben tutup da böyle bir şeyi, kriterleri göz önüne alıyorsam buralarda işlem yapmam. Sertifikasyona sahip olmayan yerlerde işlem yapmayı tercih etmem. Çünkü Şark hocamın da dediği gibi, Şark Kriptonun da dediği gibi borsalara para yatırıyoruz. Gazoz kapağı yatırmıyoruz. O yüzden güvenlik burada da had safhada olmalı. Yine eskilerden Litecoin var. O da sertifikaya sahip değil. Başka gözüme çarpan var mı? Şöyle iniyorum hızlıca. Sizi de çok tutmadan, videoyu uzun tutmak istemiyorum. Yani gerisini de tanımıyorum gibi aslında. Nominex. Başka Türk borsası var mı buraya başvuru yapmış diye bakacağım. Ama Katex borsası mesela, o da sertifikaya sahip değil. Orada da ufak işlemlerimiz oldu. Tabii ben buraya bakmamıştım. Buraya baksaydım mutlaka tercih etmeme sebebi olurdu benim için. Ama çok eskiden yaptığımız bir işlem, tabii orada yaptığımız işlemler. Şöyle 290'a doğru hızlıca gelelim ve videoyu bitirmiş olalım. Evet, daha da zaten tanıdık bir borsa göremedim. Dediğim gibi çok volatil bir piyasadayız. Günlerimiz çok hızlı geçiyor. 7-24 dinamik bir piyasadayız. Riskimiz çok fazla. Risk fazla olduğu için getirisi de fazla gibi. Ama bunun götürüsü de tabii ki fazla oluyor. O yüzden zaten bu tarafta riskli bir durumun içindeyken
Diğer tarafta hiç şey yapmadığımız, kapatmadığımız, hiç aklımıza gelmeyen bir köşeden gol yemek kötü olur. O yüzden işlem yaptığımız kripto para borsalarını çok çok iyi denetlemeliyiz. Çünkü sonuçta hepsi bir web sitesinden ibaret ve dışarıdan gelecek saldırılara inanılmaz açıklar. Zaten volatilitenin çok fazla olduğu zamanlarda kapanan borsalardan da çok muzdaribiz. Özellikle Türk borsalarında. O yüzden bu konularda bu kriterlere dikkat edip yatırımlarımızı bunlara göre doğru yerlerde değerlendirmeliyiz. Bu konuya değinmek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Başka bir bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.